Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi kardeşimiz kuş uçuracak. Nereye İnşallah. Uçuruyoruz? Ne uçuruyoruz abi? Tüdeve uçuruyoruz abi. Dumanlı benekli bir yavru uçuruyoruz. Geçen sene uçurduğumuzun yavrusu. Nasıl bir bakalım. Ya Allah bismillah. Hakem heyeti karşıda. Ben yanlarına gidiyorum. Şöyle göstereyim. Kuşu ürkütmemek için. Şöyle yapalım bismillah. Selamünaleyküm arkadaşlar. Oo, Mami sen de mi buradasın? Günaydın abi. Good morning. Her yerdesin maşallah. Abi hoş geldin. Eyvallah. İyi elhamdülillah. Abi uyumadım geldim. Bu sefer bu çocuğun kuşunu çekeceğim diye. Bu arada Cengiz'in abisi arkadaşlar aynı zamanda. Bizim Cengiz'i herkes biliyor. Hadi bakalım kuş gözünü açsın. Ya Allah. Bismillah. Kanadı güçlü olsun. Giriyor, çok sık giriyor. Çok sık mı giriyor? İçeri sık giriyor. Ağzım içeri çekiyor. Böyle bomba da çıkıyor mu? Geriden alıyor mu? Çıkar. Abiler bereketli olsun. Seni ben tanıyorum ama ben tanıyorum ama herkes tanısın. Bir ismini soy ismini söyleyiver. Metin Filik. Metin abi hoş geldin. Hoş bulduk. Hakem heyetini de bir tanıyalım abiler. Yasin Güner. Yasin abim Ferhat ben. Remzi Sakıt. Remzi abim hoş geldiniz. Abi sağlar. Evet abilerle birlikte. Seni de tanıyalım abi. Hoş geldin Fehmi. Hoş bulduk. Fehmi abimiz de burada. Kameranın önünden geçmedim. İnşallah. Adaletli, keyifli, güzel bir... Ozan dün konuşmuştuk. Bugün yaptığını yaparsa inşallah demiştim. Bakalım İnşallah. Neler yapacak. Utandırmaz inşallah. Amin inşallah. Kuşumuz yani havada. Yaptığını yaparsa zirve oynar. Nasip. Kuş işi şans işi biraz da. Hayvanın gününü yakalamak lazım. Gününde olması lazım. Hava güzel. Herhangi bir olumsuz durum yok. İnşallah kuşumuz da güzelce oyununu sergiler. İnşallah bakalım. Oo. Bekçilerin de sağlam ha. Nesle gezmeye gittim. Ula ula gelip tırı parçalamasın. Bu maşallah sağlam ha. Onu daha seven yok abi. Seven yok. Kaç yıldır burada bak sevemiyor hayvanı. Ben iki kere sevdim. Ben birazdan giderim. Yapma. Yanarız. Lan biliyorsun itleri severim. Bu farklı bir şey abi. Bu farklı mı diyorsun? Valla çok farklı abi. Böyle bir hayvan görmedim daha abi. Ferhat abi böyle yanına gittiğinde siner sana kuyruk sallar. Hiçbir şey yapmıyormuş gibi yapıyor direkt tutuyor zincir abi. Zincir mesafesini hesaplar yakalar seni. Gaza getirip Poyraz'ı sevdiğin gün var ya beni. Bir gideyim dedim yanına kuyruk sallıyor. Ama Poyraz senin elinden yemek... Ama iki yıldır sevdim hayvanı. Elinden yemek tabii, yedi tabii. Yani o hayvan. Hadi bismillah. Yani. Sessiz. Hadi kuzum. 3,5 dakikasını doldurdu. Kuş hala kanatlarını ısıtıyor bakalım. Alttan mı geliyor göremedim. Bence içine girecek. Ha şeyde arkada. Geziyor. İyi geziyor maşallah. Şöyle göstereyim. Ve kuş da onun peşine takıldı ama. Taksasın abi. O kuşa pek uyum sağlamaz ya ayrılmış. Evet kuşumuz ayrıldı. Diğerinden geliyor bakalım. Hadi güzel.
Onu uçuran arkadaş kim acaba? Akşamdan haber versin ama tabii ki olsamamış demek. Önemli değil. Hafta geldim gelelim. Lan kargalar tam zamanında geldi bize. Hadi kızım, hadi kızım. Aferin sana. Abi ne yapsın, hayvan, hayvan bozuyor. Isırsın biraz zaten. Acele et. Hadi gel kızım. Yine o kuşu buldu bak. Olsun. Çok takılmaz ona kuş. Boşan ısıtıyor kendini. Tak. Isınsın biraz. Kuşlardık mı her şeyi unutuyor. Uçurduğumuz kuş dişi mi kardeşim? Dişi abi, 7 aylık gençler. 7 aylık. Yine aynı eski şampiyonların soyundan. Direkt kız abi. Desene, ben zaten kuş katmıyorum kuşların içine. Yok, elimden geldiğince. Katıyorum da iyisini katıyorum öyle. Bilmediğimiz kuşu katmıyoruz. Evet, alttan daldı bakalım. Görebilirsem. Şöyle biraz 8 dakika olsa kuş çıkarsam artık. 7 dakika oldu hemen hemen. Hava müthiş ama kargalar da çok güzel oynuyor onlar burada. Onlar da müthiş. Baksana, hiç es geçmediler. Gidiyormuş. Çok açılıyor ha, müthiş açılıyor. Aa, açılmadı abi, oyundan sonra daha çok açılıyor. Oyundan sonra 10-15 dakika kaybediyor. Efendim abi. İyi abi, sen abi. Ha, geldi. Yarışak. Gel oğlum, evet. Gel. Yalama yaptım, yarın burç yakacağım dedim, yarın. Gel, 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 gel. Dönüyor, evet, girecek. Girecek. Hadi. Yok. Öyle mi gidiyor? Nasıl silme uçuyor ağaçlara, görüyor musun? Bir kere girdim, ondan sonra sesi gelmeye başlıyor. Yani. Gel. Geçen 28 tane saydım hayvanın altında. Ben şahsi 28 tane hepsi geçerli. 28 sağlam saydım. 20 metrin altında da yoktu hiçbiri. Bakalım inşallah bugün daha güzelini yapar. Çok heyecanlı çocuklar, baksana. Abi normal abi, evet. kendi yarışıyormuş gibi. Bu normal bir şey. Kuş bizim değil, biz de heyecanlıyız. Kuş bizim değil olur mu? Ya bizim kuşumuz yani. Şahsi kuş da bizim gibi yani. Biz de heyecanlanıyoruz. Baksana abi. Sabah sabah kalkmışız, gelmişiz buraya. Ha, ben mezatı 3.30'da bitirdim gece. Yemin ederim bak. Uyumadım, kalktım. Direkt söz verdim geleceğim diye. Benim geldim. Benim güzel işlerim var, sen bilirsin. Sabahladım. Yapacak bir şey yok abi. Kardeşimiz sonuçta. Aynen öyle. Bu da bir kere. Canlı seyretmek başka. Bak şimdi ben bunu kaydediyorum. Bütün dünya izleyecek. Aynen öyle. Türkiye değil. Dünya üzerinden herkes izleyecek Allah'ın izniyle. Yorumlar sizde arkadaşlar. Kuşumuz geliyor inşallah. Şöyle yavaş yavaş yere kuş saldı. İlk atımı geldi güzel taban. Yürü be. Altı. Abiler, ilk seferi hakemlere de soralım. Geçerli bir sefer mi abiler? Geçerli değil. Sebebini de söyleyin, izleyen arkadaşlarımız da bilsin. Hem yukarıda hem de 5 metre uzakta kaldı. Yukarıda bir de hedefe uzakta kaldı. Evet. Arkadaşlar, şeffaf bir puanlama, şeffaf bir şekilde hepimiz izliyoruz. Sizler de gördünüz. Maşallah kanadına kuvvet, güzel sağlam gidiyor. Metin abi, seni de oyun kuşusu yaptık ya. Yaptık. Yaptık mı? Yılların dönekçisini oyun kuşusu yaptılar. Ya abi, yalavaya düşmüşsün, yapacak bir şey yok. Yalavaya gittik artık, mecbur.
geldiğinde o diyordu. Hepinizi kelebekçi yapacağım. Dayanamadı. Çok sabır isteyenmiş abi. Oyun kuşu. Günü olacak, vakti olacak. Kuş iyi olacak. Kuş tam girişe girdi. Sen... Geldiğini görsem şey yapmaz mı? Fark etmedin. Sen telefonla konuşuyordun. Kuş moda girdiğinde. Gelir. Sıkıntı yok yani. Kuşları gördüyse tamam. Bismillah. İyi açılıyor ama unutturuyor kendini. Atımları çok iyi bak. Geliyor. Geliyor bak daha. Buradan kapalı. Bak o değil alttan geliyor. Ha görüyorum işte. Ben alıyorum onu. Ben de orada. Ya o arkadaş keşke öyle bir şey yapmasaydı yani. Kuş uçuruluyor, kuş kaldırmış. Geldi. Bu mu? Bu valla rengi koyu ya kuşu tanımak bile zor. Kargalar bir göçünüz. Böyle biraz geçelim bizden de çekilmiyor olabilir. Oraya kadar geliyor dönüyor geri çekiyor. O. Dur köpeği avlatma şu an. Az önce tam o girdiği sıra avladı. Üç gerçi. Aman dayı oğlum. Yok yok o da kuşçu. Bizden mi diyorsun? O da kuşu merak ediyor şimdi. Heh, tamam o erken durdu. Aferin geliyor. Gel gel. Dur be hayvancık kanadını ısındırıyor. Saati doldurur mu ne diyorsun? Doldurmam da sıkıntı. Saatte problemi olsa zaten yarışat ya. Saat problemi yok. Gelir şimdi. Bizim istediğimiz kadar hedefe girsin. Yani istediğimiz oyunları sergiliyorsun. Ama maşallah az önce biraz daha çökseydi tabanı da güzeldi, yürümesi de güzeldi. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hareketli olsun patron. Sağ ol patron, gel bu tarafa gel. Tamam geç geç. Öyle duvar dibinde dur ama. Şu da gideceğim ama. Hastayım zaten güldürmüyorum. Bu kuşlar bizi hasta ediyor. Geliyor. Bir kez dönme. Tepesinde kuş var ya orada. Onu yorduruyor, koşuyor kuş. Bir de uçan kuşlar renkleri birbirine yakın. Ben bile çoğu zaman algılayamıyorum. O da oyun kuşu. Yanlış yapmış ama. Haberi vardır yani. Dayı! Kalsınlar abi. Ha. Kuş ürgütmez mi? Hedefte kargalar var. Ha, benim kuşum hedefçi. Ürkmez bir şeyden. Yeter ki gelmek istesin. Aa. Kargalardaki rahatlığa bak. Pırıltı versen gelmezler. Daha geliyorlar bak. İki daha geliyor. Hadi güzelim, gel. Aa, gel hadi. Yardım kuşlar hadi. Yalnız kuş iyi geziyor ha. Hiç burayla işi yok. Abi atmaca da korkuttu. Geçen uçumunda itmanlarken atmaca da aldı. Atmaca da korkuttu. Onun da tedirginliği var. Can abi o da
ayrı bir şey. Geldi. Evet. Hadi güzelim. Hadi güzelim, bu sefer olur hadi. Yapma lan. Size bak. Ama hayvan bak gelenlerden korktu. Her seferinde aynısı olursa o ne yapsın? Gidiyorsun ama başına. Şuraya geçsem gölgeden mi alsam? Hayatında yapmadığı şeyi yapıyorduk. Aa yapma. Demiyeydin iyiydi. Oturdum artık. Oturdum artık. Islandık. Neyse bir şey olmaz. Ben şunları hedefe süreyim bari de. İkisinde de güzel gitti ama kuş oturmadı. Ya Nesip bakalım neler yapacak. Ya. Abi hayvan gidiyor onunla birlikte geziyor. Yani bugün arkadaş uçurmasaydı iyiydi. Ona engel olamıyoruz ya. Ona engel olamıyoruz. Hep mi oluyor? Geçen bizim yarışta kendi kuşumuz oldu işte ya. Kendi kuşumuz gittiği evi arkadaşımızın kuşuna takıldı. Yarışma olduğunu biliyor adam, kuş uçurmuş. Ona ya, da yapacak bir şey yok yani, engel olamıyorsun. Bilerek yapıyorsa saygısızlıktır abi ya. Çünkü bu adam emek veriyor, o kadar uğraşıyor. Tam gününde yapmaması lazım. Denizim, İki tane ziyaret. Ama geçen senekinden daha pratik var ya. Geçen seneki tamam güzel gidiyordu ama bu daha pratik. Ben katıcan olarak ama. Anasını danasını ben bilmem. Şimdi herkes gördüğünüz söyle. La bir şey yapmıyor. İnşallah yapar da izleriz. Temennim o yani. Kuş az önce tam geldiğinde ama kargalar direkt çaprazından geldi. Kuş gene sokulamadı. Biraz alçak gelse çok güzel oldu. Ama şimdi ben arkadan genişten bakıyorum ya, tam çaprazından karga geliyordu. Hayvan ürktü. Sokulmadı. Bundan sonra çevirip atlayabilse onun için denemiyor. Gelişine bir şey yapmıyor. Daha o yeni ısınıyor. Bence yapar. İnşallah yapar. Akıllı çünkü sefer aralarını açıyor. Kendi gücünü topluyor. Hayvan gayet rahat benim gördüğüm kadarıyla. Tam böyle idman kuşu. Bakalım. İnşallah herkese burada keyifli, güzel puanlar izlettirir. Geliyor bu tarafta. Yok bu açık olan. Diğer kuşla da gezmiyor ama nerede gezdiği belli değil. Ah geldi altta. Evet. Silme geçiyor çatları baksana. Atmaca da aldı ikmandayken. Yapmadığı şeyler yapıyor. Benim yapmadığı şeyler yapıyor. Buradan gitmiyor normalde. Normalde buradan gelmesi lazım. Gelmiyor şuradan. Normalde gitmiyor. Buradan gelmesi lazım. Buradan geliyor. Çatazdan ya da buradan üstümüzden gelmesi lazım. Vallahi arkadaşlar hepimiz kuşu bekliyoruz. Ne taraftan gelecek diye. Kuşun yönünü bulmak da ayrı bir nokta. 20. Ama işte diğer kuşa da ara ara uyuyor. Şöyle gördüğünüz gibi. O kuş... Mardin uçuran da kelebek ya. Yemin et. Vallahi avareden yakalanmış uçuruyor. Bu kadar bahtına. Gel, gel güzelim. Geliyor, geliyor. Evet.
Şimdi gelecek bence. Hadi sola gel. Geliyor geliyor. Onun istediği yer. Gel güzelim hadi. Evet. Gel hadi. Ha geldi. Hadi güzel. Yapma be. Kuşları da gördü ama inşallah gelir. Sessiz, sessiz, sessiz. Yok oğlum, yok. Maşallah kuş herkesi yordu. Heh geliyor. Hadi güzelim. Hadi güzelim. Hadi güzelim. Bu geçerli mi abiler? Evet. Geçerli. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bismillah. İlki yazdırıyor. Şimdi bu girişinden ne kadar puan aldı abi? Seferi 10 puan aldı. 10 puan aldı. 5 dakikalı doğru mu abi? Evet, gayet düzgün bir puan aldı. Bizim puanlamalarımız 1 puan üzerinden, diğerleri gibi 10'larda değil yani. Bu arada puanlamayı da aktarırsanız abi, neye göre puan verildiğini izleyen kardeşlerimiz sizlerden de bilir. 20 metre fişek tuttuğu zaman 2 puan mesafe puanı alıyor. 20 metreden sonra her 5 metrede 1 puan artıyor. 30 metre yazdık biz buna. 4 puan aldı mesafeden. Takla oranı gayet güzeldi. Bu, bizdeki bu fışkırma takla mesafeyi hiçbir zaman geçemiyor. Yani bunun üstüne çıkamıyor. Fışkırmada hafif yatırdığı için 2 verdik. Bu 3-4 de olabilir. Dik ve seri sesli giderse. Takla oranı gayet iyiydi. Takladan da 3 puan aldı zaten. Şu metrede alabileceği 4'tü zaten. 6-7 vurmuş olsaydı 4 de olabilirdi. Onu da yapar inşallah. Bekleyelim bakalım. En daha neler yapacak. Bir de bağlama taklası. Fişeği bitirdikten sonra bağladığı için bir puan da bağlamadan. Sonda alıyor. Attı değil aynen mi? Sonda tamam. Atmazsa onu alamıyor. Taban gibi son da mı önemli? Tabii. Yani sonu bağlamadığı sürece bu bağlama taklasını alamıyor. Yere alçalmada da 3 metreye geldiği için alçalma puanı alamıyor. 2 metrede 1 puan alıyor. 1 metrede 2 puan alıyor. Taban takla vurursa 20 metre ve üzeri fişeklerde artı 2 puan alıyor. Yani kuşumuz bir metre daha sokulsaydı çoğu yani, şeyi yapacaktı doğru mu? 1 metre daha sokulsa 1 puan da buradan alacaktı. Taban da vurmuş olsa 2 de oradan alacaktı. 13 olacaktı. Hadi bakalım inşallah. Gel hadi bakalım.
geliyor. Da. Siz herhalde direkt canlı izleniyor. Canlı izleniyor. Arkadaşlar devamını sonuna kadar izlemek isteyen olursa kanalımız Hobi Bahçesi Ferhat Öztürk'ten videoyu sonuna kadar izleyebilirsiniz arkadaşlar keyifle. Şeffaf bir puanlama var. Kuş vaktinde kaldırıldı, doğru mu? Hava şartları gayet uygun. Kuş içinde. İçinde ideal zaman bende. Yarışmacı şey yarışmacı bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Geçen sene de bu kuşun annesi dördüncülük kupası almıştı. Evet, evet. Hadi güzelim, gel. Atmaca kargalara geldi. Bak. Atmaca var değil mi içlerinde? Serçeyi almış. Serçe almış ayağına bak. Hop indirdi lan. Bahçeyi indirdi. Vallahi bahçeyi indirdi. Ah kuş da tam girmeye geldi. Bir siz eksiktiniz kargalar. Heh, geliyor ama geliyor. İstediği yer burası. Hadi gel güzelim. Gel güzelim. Otur. Ah be. Yapar. Kuş daha yapar. Eyvallah abi. İlk ıslığa bir oturdum. Ben de diyorum orası niye boş duruyor. Meğerse ıslakmış. Kuş gene şurada uçuyor. Ben kuşu yakaladıkça size göstermeye çalışıyorum. Binaların arasında ama uzak uçuyor. Kendini unutturuyor. Gel güzelim hadi. Gel. Geliyor. Gel güzelim gel. Nerede hayvan? Güzel dalıyor. Hadi yavrum. Gel hadi. Oradan sola girerse olacak hadi o iş. Girdi. Hadi gel. Tamam açtım dükkanı. Tamam şekerim. Hadi görüşürüz. Sola geldi bakalım. O izinde mi yine? Hadi. Hadi bırak orayı güzel. Tamam şimdi oldu. Çok güzel atladın. Kaçırma bunu. Çok güzelsin ya. Evet. Lan patlat o tabanı. Deminkiyle hemen hemen aynı bitirdi değil mi? Biraz daha uzun. İkinden daha güzeldi. Yani mesafe olarak aynıydı ama daha dik, ya, dik ve yamukmadı hayvan diğeri gibi. O yüzden bir puan fazla aldı puan deminkine var. Göre. Evet. 11 puan aldı. Fışkırması diğerine göre daha iyiydi. Gel, yine geliyor. Aferin. Bu tarafa yanaşmaya başladı. Bunun kardeşlerinden bir çikolatayı videolamıştık. Bunun neredeyse 3 katı gidiyordu ya. Annesi de bunun 3-4 katı gidiyordu ya. İnşallah bu da öyle olur. Bu herhalde... Bu bence böyle olsun, böyle çalışsın. Annesi çok geziyordu ya. Çalışsın değil mi? Önemli olan kuşun gününde çalışması. Hani
28 dakika olmuş. 4 tane var, 2 tanesini sokamadı içeri. Evet, işte o... Gayet güzel bir süre bence. O 2 olsaydı daha da iyiydi. Kuşağımı unutturuyor kendini, her seferinde yok. Sessiz söyle abi, rahat ol, biz de duyalım. Oradan çok parça halinde tarafa geliyordu. Ya 70-80 metre, 100 metre büyüklükleri var galiba. Mükemmel mesafe yapıyordu. Onu iki sefer puanlamıştık değil mi? Bir kere 40 dakika arasına aynen, takmıştık. Aynen, araya taktı kendini. Sonra da... 41. dakika geldi girdi. Atmacaya bak. Ah! Bak ağzında. Ağzında da... Serçe almış. Ayağı dolu gidiyor. Herkes rızkında abiler. Biz ne derdindeyiz, o ne derdinde. O da evlatlarını besliyor. Değerini kendi. Serçeleri toplasın, kuşlardan uzak dursun. Ha, elemanın kuşu gene uçuyor ve gene ona uymaya başladı. Heh, geldi, ayrıldı vallahi. Hadi gel bize. Geldi. Hadi güzelim. Hadi güzelim. Güzel gidiyor. Dalarsan yaparsın. Hadi. 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 Bak oradan sola alırsa yapacak. Hadi yavrum. Evet. Gel. Çok güzel. Ben de çökeyim, korkmasın. Hadi gel. Aa, sola gitti. Biz bekliyor, biz bekliyorken ama hayvan ne yapsın? Her yer ağaç, bina. Oyun kuşu bir de zoru seviyor değil mi abiler? Evet, evet. Çok açık yerde sıkıntı yapıyor. Çünkü rahatlık var orada. Rahat inme şeyi var, pozisyonu. Evet. Yine kayboldu gitti. Sağ arada bir tane uçuyor ama o mu değil mi? Gel. Hadi bakalım. Ha, o uçan kuşu görüyor ya. Bak gene onun peşine girdi. Bir de arkadaşları izleyelim. Oo kanki. Kankimiz de sağlam ha. Bakıyor şimdi bunlar ne yapıyor burada diye. Biraz da arkadaşlarla sohbet edelim. Şşşt, sessiz. Sessiz. Benle beraber gelsin abi inşallah. Az önce iyi geldi ama yana döndü. Ha? Az önce iyi geldi, yana döndü. Hadi abi. Hadi. Gel. Neyse bu tarafa sokalım. Sen bunu yemledin mi? Çok yemledim. Aç bırakmam abi bu şunu. Evet. Aa yapıştır be. Bir dahaki ne kızım, hadi bir dahaki. Sola gel nere? Bu hayvanın seriliği var. Kafayı sokuyor, birden çıkıyor. Evet. Seriliği var. Nasıl kuş? Kuş güzel. Senin de görüşünü alalım. Kuş güzel. Hep yani. Sen bizim görüşümüzü alıyorsun. Abi ben gidiyorum. Genelde hep izliyorum ama genelde affedersin kuş, oyun kuşu besleyenler yanlış anlamasın. Genelde izliyorum, izliyorum cacık. Ama şimdi kuş 4 defa sokuldu. İkisi puan yazdırmadı ama 4'ünde de yani 20 metrenin üzeri güzel oynadı. 5'in altına düşmedi. Evet. İkisinde güzel de puanlı yazdırdı. Nasip abi. Bakalım sonrasında neler yapacak. Bizim istediğimiz çok çalışsın. Doğru mu?
Biz çok çalışsından taraftar değiliz abi. Ahlaklı oynasın, temiz oynasın. Yeter bize yani. Normalde atladığı kuşun 15-16 tane, o kadar atlasın. Ahlaklı temiz oynasın gelsin. Biz 40 tane oynasın istemiyoruz. Bizim kuşlarımız 40 tane oynamaz zaten. Geliyor, hadi bakalım. Aferin sana. Hadi kızım. Aferin sana. Hadi be. Biraz yukarıdaydı Ferhat abi. C2 almadı, boş ver. Ziyan edecekti. Alta insin diye hadi be dedim. Ziyan etmesin. Yazık, zaten iki tane ziyan etti. Yeter ona. Hakkını doldur diyor. Bugün olumsuz olan tek şey diğer arkadaşın kuş uçurması. Aslında onu yapmasa kuşun aklı hep burada olacak. Söyledim ya. Özellikle söyledim. Yani bugün olumsuz olan tek şey o. Ama inşallah o da... Kuşumuzun iyi tarafı vakti geldiğinde geliyor. Ayrılıyor onlar. Evet, hadi bakalım. Gel bize. Ses geldi. Şamak dağıldı lan. Koy. Vallahi iyi daldı. Aferin. Altı. Allah'ını seveyim senin lan. Evet. Bir kez girdi. Hakemlerin yazmaya yanaştığını gördüm. Puanlamasını birazdan gidince bakacağız. 7 taklalı güzel gitti. Bir eksiğimiz vardı. O tabanı da yapıştırsaydı orada tadından yenmezdi. Bırak, o da olmaz onu. İlk de yaptı onu. Boş evet. Gittiğinde yaptı. 35 metre gitti yani. Fazla gitti Mustafa abi. 35 gitti. Fazla gitti. Bakarız. Üçüncü baş. Alalım yorumları, tahminleri. Evet. 40 metre yazdı diye düşünüyorum. Bakarız. Üçüncü baş. Benim tahminim de 40 metre. Çünkü 35 diyorum. Evet. Kuş benim, bir öncekinde zaten... Ben de tahminimi söyleyeyim mi size? Söyle. Kuş sahibim. Ben bok keseden atıyorum. 45 metre yazılmıştır bu başa. İzleriz. Görürüz. 35 metre... Net gitmiştir. 45 gitmiştir abi. Şimdi herkesin... Neyse, metre yorum yapmıyorum çünkü hakemler puanlıyor. Bu videoda paylaşılacak. Yok, biz onlardan uzağız şimdi. Aynen. Biz onlardan uzağız. Şey, şeffaf yorum yapıyoruz abiler. Şeffaf kendi aramızda. Hakemlerin de şeffaf bir şekilde yazışlarını beraber birlikte gördük. Hakemlerin dürüstlüğüne, şeyliğine güvenimiz sonsuz. Gerçekten 10 numaralı kaliteli insanlar. Allah razı olsun. Geçen sene de kuşumuzu puanladılar. Biz onların, yani o konuda kendimizden daha çok onlara güveniyoruz. Evet, bu arada birbirlerinin fikirlerini de alıyorlar. Kırmaca, kalp kırmaca yok. Zaten kadro iyi bir kadro. Metin abimi de çok severim aralarındaki. Aslında dönekçidir ha, en soldaki. O gözlemci olarak gelmiş. Evet, Metin abimi de çok severim. Boş insanlarla gezmez takılmaz o. İyi bir abimizdir. Uzun zamandır da ticaret yaptığımız bir abi. Al işte bak sabah işte. Sabah geldi, Muhammed'i tanıdı. Dedim sen bu yozcuyu nereden tanıyorsun? Tanımaz mı, bizden tanıyor. Remzi abi dedi, o da yozcu da o yüzden. Heh, şimdi yine ayrıldı bakalım. Öyle bir gülüştük yani. Teminki gibi düşse. O ayrılıyor da kuş ondan ayrılıyor bak arkasında. Evet evet, sen al çal boş ver onu. Gel. Gel. Bana ne uçun? Hay ya şöyle. Neyse. Yani onu kaldırmasa var ya, bugün tadından yenmezdi bence bu kuş. Olsun, nasibinde böyle varmış abi, ne yapalım. Geliyor hayvanımız. Dön bu tarafa kızım. Aferin sana. Dalışa girdi. Böyle bir hedefini yokla, bir bak arkadaşlarım ne yapıyor aşağıda. Bana ne beder gibi gitti ama. Hadi bakalım çök. Çök hadi, bekliyorum. Adam oradan adam olsun. Ama, çöker, helal olsun. Ama seninki çöker canım. Çöktü lan. Vallahi helal olsun. Vallahi helal olsun. Kanadına kuvvet. Git git. Ah be. Güzel. Ben 5 saydım, yanlış mı saydım? 3. 3 müydü? 3 ya da 4'tü, ben heyecandan saymadım. Ben arada 4'ü... Böyle bir döner gibi yaptı, dönmedi. 4'ü kesin döndü de 5'inciyi evet. Anlayamadım. Ona bakacağım.
arkadaşlar, siz ne gördünüz bilmiyorum. Ona bakacağım. Hakem arkadaşlar yazmıştır. Ona da bakacağım arkadaşlar kaç girdiğini. Göreceğiz. Evet, 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 evet. Hadi gel. Şimdi biraz erken ama aslında uzaması daha iyi. Dinlendirmesi lazım. Boşa patlama. Bir boşa patladı. Oo, nasıl kaçıyor? Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Şimdi gezmesi lazım biraz. Aleyküm selam. Kolay gelsin abi. Güvercin misin? Sağ ol abi. Evet, evet abi. Ha? Evet abi, hoş geldin. Ben emekli albay oldum. İyi partiler ne abi? Hayır, anladın mı? Adamı ben gözümde tanıdım. Hoş geldin. Eyvallah. Komutanım hoş geldin. Hoş bulduk. Şu an... Bizde güvercin askarı var. Ya ben bu akşam şeye gidiyorum. Güvercinler Derneği'ne gidiyorum. Ya bizim en büyük sıkıntımız, bak söyleyeyim ben burada da. O yüzden geldim. Bizim zaten en büyük sıkıntımız böyle mesela güvercin beslenen arkadaşlar, hobbitaşların böyle toplandığı bir pazar alanı vardı kapalı. Bu para yerde, evet. Orası belediye artık kapattı. Bizim pazarcıların, uççuların böyle güzel, şeffaf, her hafta görüşebileceği pazar günleri bir mekan istiyordu. Eyvallah. Ya ben bunu zaten şansı da biliyorum zaten. Şeyde dernekte arkadaşlarla konuşuyor. Geldi öyle geldi, geldi benim o kızım. Aferin. Güzel. Kanal boyunda var ya sizin. Şey derneği, Fatih derneği. Oraya davet ettiler. Orada evet, konuyu görüşeceğim zaten. Güzel. Benim de şu önem verdiğim konu, çocukluğumda biliyorum benim arkadaşlarım bizim mahallede güvercin uçururlardı. O zaman eğitim mahallesi Yıldırım'da. Yukarıda. Orada otururduk. Yıldırım tarafında. Evet. Biz de o mahalledenize, ben de Yıldırım'ım. Öyle mi? Mimar Sinan'danım. Bu arada ben YouTube'a video çekiyorum. Öyle mi? Şöyle selam verin. Belki bu videoyu 100.000'den fazla insan izleyecek. Avrupa'dan da, Türkiye'den de herkes izleyecek. Senin sohbetine de nail oldular. Eyvallah, sağ ol, evet. Allah razı olsun. Teşekkür ederim, iyi denk geldi böyle. En azından çevremizden bizlere saygı gösterilmesi güzel bir şey. Çünkü bir senedir hemen hemen kuşçu kardeşlerimizi üzüyorlar. Kuş pazarı evet, burada kapatıldı. Buradan belediye başkanına da sesleniyorum. İnşallah duyar dinler. Pazarımızı kapattılar. Ben dinleyeceğimi bilin. Binlerce insanın ekmeği vardı orada. Ekmek dönüyordu. Kesinlikle. Çark dönüyordu. Ama niye bıçakladılar böyle bir durumu bilmiyorum. Bak ben size söyleyeyim mi? Şu şehir ortamında elektromanyetik dalgalar, binalar böyle üst üste gelmiş vaziyette. İnsanlar zaten bıkmış. Öfke patlaması oluyor. Şu olay var, insanları rahatlatır. Tabii, stresini tabii, alır. Tabii. Abi bak uykusuzum, 3 saat uykuyla geldim. Diğer arkadaşlarımın çoğu da işi gücü bıraktılar. Bakın sadece şu kuş neler yapacak, neler çıkartacak onu vallahi izliyoruz. Böyle de bir şey var. Eyvallah ya. Şimdi çok Marmara güzel bölgesinde şampiyonluğu uçuyor. Allah nasip ederse bakalım sonucu ne olacak. Ha onu da o. Çok yukarıdan kapattın. Hadi bakalım. Şimdi neyi beklediğimizi abi de girerse içeriye görecek. Hadi güzelim. Bir tur daha yap. Yapacak. Buraya kadar, yere kadar geliyor. Yerden sonra taklayla yükselmeye başlıyor. Attığı her taklaya puan alıyor. Öyle mi? Tabii sistem aynı sporcu sistemi. Hani ringde dövüşürler ya. Vurduğu her tekmeye puan alır. Bu da onun gibi. Süper ya. Harika ya. O da bunu yapmaktan keyif oluyor. Farklı değil mi? Bir heyecan. Bak kuş sahibi nasıl heyecanlı. Sabahtan paniğin heyecanın belliydi. Aslında yeni değil bu işte ama bu heyecan her seferinde yaşıyor. Aslında alışkınız da bu mevzulara ama her seferinde heyecanlanıyoruz abi. Geldi kızım benim. Hadi artık inşallah. Dön bu tarafa. Dön soluna. Dön geliyor soluna geliyor. Kızım. Gelecek o, gelecek. Gir ağaçların arasına bakayım. Gelecek hadi. Hadi bakalım. Yapma da. Bu sporcu ciğeri gibi abi. Yani her kuş böyle uçmaz. Bu kadar ayakta kalmaz. Şu kuş şu an bakayım 25 buradan 15 mi oradandı? 40 dakikadır falan uçuyor hemen hemen. İyi kondisyon var. İyi kondisyon var abi. Daha belki 2 saat yapacak. O da onun nasibi bakalım.
Neler çıkartacak? 5 mi yazdın? 4 mi? 5 mi? Daha önce kim yazmadılar herhalde? Ben sordum. Çok enteresan. Yan tarafta Yunusiyet Havaalanı var. Planörler, uçaklar oraya iniyor. Ben de paraşütçüyüm aynı zamanda. Oraya atlamayı bile düşünüyorum. Ha orasında turizm, hava oyunları, turizm merkezi yapacağım Yunusiyet'i. İnşallah güzel abi. Burası bu arada, sizin havaalanı çok güzel olmuş ya. Bu arada siyasi devam ediyoruz. Ben şimdi sormadım. Az önce arkadaşlar sormuştu. Siyasetle ilgileniyoruz galiba. Ben İYİ Parti Osman Gazi Belediye Başkanı adayım. Adayısın. Çok tabii. Güzel. Allah yolunu açık etsin. Sağ ol, teşekkür ediyorum. İnşallah 31 Mart seçiminden sonra Mustafa Dündar'dan görevi devralacağız. Ve kuşlara güzel bir alan açacağız. Hani. Ama hakikaten hem kuşlara hem sizlere yakışır bir alan olacak. İnşallah bakalım. Bizim için üstü kapalı olursa daha iyi olur abi. Şey, abi sen buldun üstünü kapatmaya çalışıyorsun dur. Diyorum buldum da üstünü kapatmaya çalışıyorsun dur. Yok yaparız. Yaptık da iyisini yaparız. Hadi bakalım arkadaşların yorumları. Tabii oy konusunda herkes şeffaf arkadaşlar. Dileyen tabii adayları araştırsınlar, baksınlar hangisi daha onlara iyi geliyorsa, kriterler uygunsa ona oy versin. Bakın bu arada yani ben kesinlikle bilmiyordum başkan adayı olduğunuzu. Rütbenizi söylediniz ya, ben kuşa adapteyim, o kadar odaklanmamıştım. Ben emekli ablayım evet ama ben sabahları koşuyorum. Her sabah bir mahalle koşuyorum. Süper, fitsiniz zaten, belli sporcu oldunuz. Hem mahalle koştum daha böyle sizler gibi insanlara denk geliyorum ya da bir yerde bir bozukluğa denk geliyorum. Hemen video çekiyorum, burada niye böyle olmuş, niye ıslah olmamış, ne yapılmış diye. Böylece görüyorum. Zaten başkan olduktan sonra da koşmaya devam ederim ben. İnşallah. Hadi bakalım. Hadi güzelim be. Sıkıştı abi, birkaç dakikaya girer. Niye böyle yapıyor? Sıkıştı, patlayacak şimdi birkaç dakikaya. Boşa patlamasın da. Bunun heyecanı bu işte. O kümeslere yaklaştığında herkesin kalp atışları değişiyor. Ne kadar yüksek gidecek şimdi. Bir tanesini izlersin. Videoyu da inşallah kısmetse izlersin bizlerle birlikte. Nasıl bir merak, nasıl bir manyaklık. Serçelere bak, bırakın hayvanı. Hadi kızım. Hadi güzelim gel. Olacak galiba. Hadi. Aferin, tabanı koy be. Ah! Yapma güzelim be. Devam. Çok erken. Aferin sana be. Daha çok erken. Aferin sana be. Ama şükür toparladı. Bu devam edecek. Bunu yazmadı yani. Girmedi mi? Kuş girdi. Ha? Kuş girdi de tersiz diye yazmadı galiba. Şunun süresine bir baksana, saat kaç abi? Biz onu notlayalım da. Bunu ben nereden seyredebilirim? YouTube kanalım Hobi Bahçesi Ferhat Öztürk. İstersen yardımcı olabilirim. Ferhat Öztürk diye girersen YouTube abi. Şuradan. Şimdi soracağım onu. Biz bu tarz hayvanlarla alakalı belgeselleri, videoları paylaşıyoruz. Ferhat Öztürk. Bak hemen şurada çıktı. Hobi Bahçesi yazan. Aynen. Evet, kanalımız o abi. Bak adamın kralı, bakın. Hemen abone oldu arkadaşlar. Hiç belki kuşla alakası yok ama desteğini esirgemedi. Bu da benim YouTube sayfam. Emekli albay. Evet. Burada da bizim videolarımız var. Allah yolunu açık etsin abi. Teşekkür ediyorum. Ben sizi hemen kaydedeceğim. Cengiz sormaya gitti az önceki olayın neticesini. Şimdi arkadaşlarla konuşuyor. Ama tersleyince sayılmaması lazım değil mi? Normalde. Normal aslında. Öyle bazı yere sayılmıyor. Bizde sayılıyor da bunlara sayılmıyor. Ters safa. Bizde sayılıyor. Aslında ters safayla alakalı diye tahmine göre hani oyuna girmedi diye yani. Oyuna girmedi diye yazılmazsa yazılmaz. Ama şey, ters saklıdan sonra arayı yarım metre bile açmadı. Oynayarak devam etti. 10 metre falan çıktı ya. 10 metre sınırı var ya. 10 metre çıktı yani. Sınırı mı geçti diyorsun? Ben şimdi müsaade istiyorum. Abi kardeşim. Müsaade senin. Allah yolunu açık etsin. Sağ ol inşallah. Başarılar inşallah. Görüşürüz. Büyük keyif aldım. Size tanışmaktan da. Hemen ben de şimdi şurada kenarda bir video çekeceğim. Onu da kendi hesabımdan paylaşarak kuşçuların
yolun açık olsun sağ inşallah. Bizler de görüşmek üzere. Ondan sonra koşuya devam. Allah'a emanet. Hadi aferin. Hadi aferin. Geliyor Ozan, geliyor. Hadi bebeğim. Girdi. Aferin sana be. Koy tabana he. İşte istediğimiz buydu. Evet. En güzeli bu. Yapma, vur. Vur. Aferin. Bu kez ayak açtığı için, güneş gösterdiği için yapmış. Maşallah bu kez tabanı da koydu. 3 mü yaptı, 4 mü bilmiyorum ama tabanı koydu bu kez. 4 mü yaptı? Hadi inşallah bundan sonrasını göreceğiz. Oo, çok sık girmeye başladı ama. Hadi gel bakalım. Ya belediye başkan adayımız der döküyor. Abi ne güzel, halkla iç içe, vatandaşla iç içe, gayet rahat. O ne yapıyor lan? Biraz daha hakem heyetin yanına gidelim. Evet, kuşumuz 1-2 girdi. Biz geriden yorumladık, siz buradan yorumladınız. Aferin. Esledi. Abiler az önceki durumu arkadaşlar da merak ediyordur. Hangisi? Kuş bir tersleme yaptı. Yok, o geçersiz şey. Şimdi bunu aktarın ki biz de bilelim neden geçersizdi. Şimdi ilk 3-4 dakikasını vurana kadar fişek tutmadı. Hep perde. Yani ineceğim diyecekti. İneyim mi gideyim mi, o yüzden yazmadık yani. Evet. Ondan sonra yüklenmeye başladı. Şeyden çıktıktan sonra mesafeden. Bunu da arkadaşlar görmüş olduk. Diğerlerinde zaten her yer işte bariz yani. O. Kesilir yani, öyle kuş ayak gösterdiği gibi o inişe girdi. Devam etse de aynen. Onu yani iniş olarak kabul ediyoruz. Bu bizde de aynı, diğerlerinde de aynı. Tabii hepsinde aynı. Hani beklemeyip de böyle hızlı yavaş arası. Sonradan güzel topladı ama tabii işten geçmişti. Çok yukarıda toplamaya başladı. Oğuzhan. Aynen, kuşları görse daha iyi. Oğuzhan piste çek istersen kuşları, hep kümesin önüne toplandılar. Alayım abi. Ama bu iş görüyor ama. Dur bekle bekle. Aferin, güzel daldın. Yapma. Lan karga, lan karga. Dur 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 dur. Dur, o bir daha gelebilir. Dur. Tam dalıyordu. Dur bana kumpas yapayım. Madem işte işte 5 tane karga var diyor. Yani 2 tane daha Oğuzhan gene geliyor arkadan ama. Oğuz dikkat et. Neyse, döndü o tarafa döndü. Sahibini tanımıyorsa oynamasın abi zaten. Yürü be, şeklini yaptı bak. Şeklini yaptı. Sahibini tanımıyorsa oynamasın dedi.
Gel güzelim hadi. Şimdi yavaş yavaş sıklaştıracak gibime geliyor benim de. Size kaç dakika görünüyor abi? 55. Demek ki aynı dakika başlatılmış. Geçelim biz artık. Yok yok, ben ürkütmüyorum. Abilerle sohbeti şey ettiriyorum. Peşine gelirim. O bizden almıyor. Hareket edersen, kuş gelirse o zaman şey yapıyor. Biz o konuda şeffafız ya. Yani. Biz isteriz daha çok girsin, daha çok yapsın. Daha çok izletsin. Nasip artık. Ama bence yapacak Allah'ın izniyle. Çoğalt kuşu da çoğalt. Hepsini çıkardı. O arkadaş neden öyle bir şey yapıyor çözemedim. Harbiden de kelebekçiymiş oluyor. Uçurduğu kelebek. Yok mu numarası ya? Kardeş bir saygı gösterdi. Koca adam olmuş. Anası babası öğretmemiş. Ben de öyle. Videoyu izleyenler de birkaç kelime yazar herhalde ona. Cevaptan veriyordu şimdi. Avare diye. Geliyor mu? Hadi güzel. Abi, harbiden çok kuş canlı atıyor. Aferin kızım, hadi. Gel bu tarafa. Gel. Hadi. Sola girdin mi olacak o iş? Girdi. Aferin. Hadi be. Vallahi iyi daldı. Hadi dedim tabi. Şahitlerime bakayım, geliyor. Tamam, neyse. Metin abi güzel daldı ama gene olmadı. Oğuz'u sevmiyor değil mi? Yani farkındaysanız hep oradayken yaptı. Herhalde yemek ısmış belli hayvan oynamıyor. Valla kuş için ortam çok iyi. Çok hava müthiş. Çok nokta esinti yok. Sağda solda kuş kaldırmasalar o çok güzel olacak da işte onu yapıyorlar maalesef. Her gittiğimiz yerde aynı. Ya ne var, sadece bugün uçurmayı ver. Ya da uçuracaksın geç uçur. Adamın kuş uçurduğu saatte uçurmayı ver. Solda geliyor mu, gelmiyor. Çok açık uçuyor kuş. Bu bir yandan iyi ama bir yandan da hedefi unutuyor. Kaç tane yazdırdığını da gösterelim arkadaşlara. Abiler. 4 tane geçersizi var. 6 yazılı 4 geçersiz. Şöyle şeffaf bir şekilde puanlamayı da sizlerle paylaştım arkadaşlar. Geliyormuş. Hadi gel bakalım. Hadi güzelim. Güzel. Kaçırmaz bunu. Kaçırma lan. Lan yapıştır be. Ne güzel kıvraklık yaptık. Şey ya. Bize fake atıyor. Aklımız da oynuyor burada. Bize fake atıyor. İyi geldi ama. Ona orada kırmızı kafa var. Kırmızı kafa var. Benim dediğim oldu. Bırak olsun belki. Ne olur. Selam olsun. Aleyküm selam. Merhaba baba. Hadi güzelim, hadi güzelim. Çok güzel geldin. Uzaya gitti ama boşa gitti. Boşa gitti, yerden aldı. Bu hakkını doldurdu ama 4 tane boş yaptı. Değil mi? 4 mü oldu, 5 mi? Bir daha yapmaması lazım. Hareketi bak, oradan şuradan gelsene lan, içeriye doğru işte. Aa. Ah, gene geldi. Dersten oynayıp duruyor ya. Emis abi. File 5 metre. Haberin olsun. Tam pistten 5 metre file. File nerede, kuş nerede? Kuşu görmedim canım, ben söylüyorum filenin yerini. Kaç metre içerisinde patlatıyor. Biraz 8. dakikaya bakarız olsan. Tamam abi. Ha, geriye de sararız. Çok geride yani, bariz geride. Yine ilk yazmadığımız var ya, o bundan öndeydi. Normalde kaç metre olması gerekiyor dedef abi?
Piste 5 metre yaklaşması gerekiyor. 5 metre değil mi? Arkadaşlar da yoruma bakar. Fileye patlaması lazım. Fileye yakın patladı ama geride patladı galiba. Yok abi, şeyde çayırda o yeşillikte patladı. Ama kuş da maşallah boşa yapınca müthiş oynuyor. Nereden bilsin boşa yaptı galiba. Ama harbiden müthiş bir şekilde müthiş de gitti. Yok yok, bu harbiden annesinin üstüne atlar bu. Annesinden daha mı ediyorsun? Vallahi bana daha çok para daha güzel. Boynuz kulağa geçer. Çok iyi bak, nasıl geliyor. Geliyor değil mi? Kapattı yanı. Bak şu. Hadi yavrum be. Dönme geri be. Bir daha dön. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Vallahi biz burada atari oynar gibi çeviriyoruz kolu. Şimdi içeri. Hadi be. Gel bir daha. Sen buradayken oynamıyor zaten, ben fark ettim. Ben burada durmuyorum, dikkat edersen. Tanıyor seni. Sıra kuşlara bakayım, hedefteler mi yeterli? Tamam. Yapma be, gene orada patladı. Orada da çok kuş görüyor yani. Belki de ona yapıyor hayvan, belli değil ki. 6'ya 6 işte dışarı. 6 boş, 6 dolu. Oğuzhan 6 boş 6 dolusu var, onu konuşuyoruz. Eşitledi şartları. Ben inanıyorum bu kuşa. Güveniyorum da. Şöyle daha bunun üstüne 10 tane yazdıracak inşallah. Benim düşüncem, istediğim bu. Otur sandalyeye, otur. Çok oturdum orada. Yüreğin ağzına geldi değil mi gömlek gidecek? Yok ulan, onu kazandım ben zaten. Ne oldu gömlek? Tek takla mı? Tek takla kurtardı her gömleği. Kuşu arıyoruz valla. Herkesin kafa geziyor. O binanın arkayı, ama o adam sürekli oradan çalışıyor. Kuş orada iki kere patladı ya, emin ol ikisinde de alttan kuş görüyor. Atlı hep orada kuşun. Aşağıda birkaç tane kelebek var. 30-40 tane seyrediyoruz. Kelebekçiler boş değil abi. Onlar 50 bakar, 60 bakar. Evet, yanımızda var bir tane. Havadan ne gelirse, değil mi? 100 tane sağda uçan var. Metin abi. 152 miydi? 152 uçurduk en son. Gökyüzünü karıştırıyor ya. Bir ferata nasip olmadı gelmek ya. Abi davet ettiğinde gelmedik mi? Ya edeceğiz inşallah da bizim ortamı ayarlayamadık. Ortamı bir ayarlasak. Ayıp ediyorum Metin abi. Senin için çiğ tavuğu yerim. Eyvallah. Ramazandan sonra. İnşallah. Ah geliyor hadi. Ha gene döndü. O kuş oraya taktı taktı. Ah geliyor hadi. Gel buraya. Bir şey söyleyeyim mi? O oraya patladıkça o adam da oradan pırıltı veriyor. O kuşun oraya ineceğini düşünüyor, hesaplıyor şimdi. Diyor gitmedi, gene geliyor. Ama aklı getirmiyor kuşun oraya inmeyeceğini. Rota daha iyi ya, en azından görüyorsun. Hadi gel. Burada bayağı yükseldi. Gel bakalım hadi. İyi bir atım bekliyorum senden. Gel. Evet. Geliyor ağlar, ben söyleyeyim size. Hadi güzelim. Hadi güzelim. Aferin hadi. Hadi yaparsın. Ben güveniyorum sana.
kır bir daha kanadı. Şaka yaptım. Az önce buranın, siz buradaydınız fark etmediniz. Az önce buranın belediye başkan adayı CHP'den buradaydı. Albay, Albay'la sohbet ettik, videoda izlersiniz. Bir şeyler anlatıyor, daha sabah koşuyorum falan. O kankimiz o, bizden. Abi sen rahat olsana, ben sadece kuşta değilim, her yerdeyim şu an. Hakem olmak bunu gerektirir abi. Kuşçulara da desteğim olacak dedi. Güzel hobilerden biri. O değil de burada yani Yalova da geliyordu, İstanbul da geliyordu, Ankara, İzmir de geliyordu. Kuş pazarının Bursa kuş pazarı tartışması var şu anda zaten ya. Abi müthiş bir şey. Evet. Yani binlerce hayvansever pazar günü stres attı, eğlendi, keyif aldı. Sırf hani kuş alacağımızdan değil, siz buraya gezmeye geliyorduk ki bakıyorduk sağda solda ne var. Gırgır çamata iki tanıdığımızı görüyorduk orada. İyi olur yani. Lahmacun yemeğe kalk sen sabahın köründe oradan oraya gel. Çok iyi oluyordu be. Tuncay'ı böreğini de yiyemiyoruz artık. Tunca, börekçi Tuncay'a da selam olsun, yapacak bir şey yok. Ne yapalım abi, çok kişinin ekmeğiydi yani. Köylü elindeki malını orada satıyordu, yumurtasını orada satıyordu. Civcivini, tavşanını orada satıyordu. Aslında böyle bir sote bir yerde bulabilirler ya. Hani tamam oralar... Şehir içine yakın abi, şehir içine yakın da olsa yani trafik olayı 2 saat 3 saat. Trafiğin yönünü gün yani abi haftada bir gün 2 saat 3 saat değiştirebilirler yani. Nemzi abi son yeri iyiydi ki. Çok iyiydi. Orada şey değildi yani. Çok güzeldi o yer. Şehrin içinde bir yer değildi ki. Şehirle hiç alakası bile yok. Yani. Ki oranın da alternatif yolları bolca vardı. Oradan da kerevetler öbür taraftan da kalktı. Eyvah eyvah. Şu aşağısı bolca kuş uçuruyor. Işte. Kuşun iyice beyni sulanacak. Ama umarım burayı unutmaz. Aa orada bak patlıyor. Patladı mı? Vallahi bir tane patlayan var ama o bizimki mi değil mi? Çözemedim. He? Adamın ki bu. O biraz daha açık değil mi? Abi diğerini yanında görmezsen ayırmak imkansız. O da iyi gidiyor. Altta geliyor bizim. Abi, buradan gider onu falanlarız. O arkadaşına gösterdi ya. Böyle yapman gerekiyor diye. Kelebekçi avara yakalamış onu. Yine karıştırdılar. Oradan da gidiyor mu ya? Orada da kelebekler kalktılar. Ya biri de Selanik uçuruyor. Onlar Selanik. Metin abi anlarsın sen. Ne o? Dönüp uçuruyor işte öyle. Onlar da hiç dönecek gibi modellot ama. Bir hareketli. Kuş ne yapsın oğlum? Orada kuş uçuyor. Aşağıdan pırıltı yiyor. Aynen sen döne döne düşmesin onların arasına orada. Artık. Böyle mi yapıyorduk? Evet. Yalnız grup oldular. 4 kuş uçuyorlar. Umarım. Çok uyumuyor onlara ama uyumaya başladı gibime geldi. Değil mi? Gençliği aklına geliyor. Kalabalık uçmak. Daha olur. Gene körpe abi. Kaç aylık kuş? 7 aylık kuş dedi. Ya 7 aylık da işte. Ha şimdi ayrıldı. Abi, çökün abi. Seni kırmadım. Kırmadım. Gel güzelim gel. Ayrıl da gel Arap. Kaçırma bunu bak. Çok güzel sıktın. Evet. Patlatma sakın onu bence. Şimdi dönü şunu. Gel güzelim be. Yapma be. İyi sokuldu ama vazgeçti.
Şaka şaka. Şimdi yok, yok takılmadı, geliyor. Bu kez size şakaya geliyor. Evet, girecek. Hadi oğlum. Hadi kızım. Aha, aradan bir şey çıktı. Vallahi artı. Kızım bakayım önüne daha neler çıktı. Bizim Yunus burada olsaydı orada ne ağaç bölünüyor, hepsini kesmişti biliyor musun? Vallahi bak. Şu kargalar yer mi? He. Nedir ağaç olsaydı kesen? Ben de sordum ya. Çekin abi, Şahin'i sıraya yazın. Kim? Şahin. Bizim mahalle yazanlarız yani. Akşam biz de sıraya yaz. Evet. Biz kafadayız. İç ortaklar yaz. Yasin Kazım. Kafadayız akşam. Kendimde de sıkıntılarım. Evet. Ortam derece yapmadık bu netizyonlara. Kuş uçana kadar herkes iddialı değil mi? O da ayrı bir heyecan. Ama işte kuş havada olay başlıyor. Kuş kendini ispatlar. Dedik de duramıyor bu hayvan ya. Çok hızlı geliyor. Aynen, duramıyor hayvan ya. Gel. Şimdi dönüştün. Madem duramıyorsun. Salak lan. Şu açıdan niye çıksın ya? Anlamadım hayvan. Normalde buradan geldiğini söyledi. Ağaçların buradan geliyor dedi ama. Kuş daha henüz oradan girmedi. Hep tersine geliyor. Çatlat ortaklar. Bizimki yer yatmayı seviyor. Oğuzhan'ınki rüzgarı seviyor. Bizimkiler nasıl yani? Çıkana göre hareket ediyoruz. Hayatımızın esmanlara göre düzenliyoruz. Oğlum 100 gram hayvandan biz de çok şey bekliyoruz. Sanki programda kurup da çalışmıyor bu. Tamam, herkes hayaline göre oynatmaya çalışıyor da tamam, hayvan bir şeyler yapıyor zaten. Hayvanı benim ileri nasıl oynatıyorum biliyor musun? Alttan pırıldığı verdim biraz dönerler değil mi? Yoksa ben öyle kafamdaki kuşu bir tasarlayıp kurabilsek kuşu hiç problem yok. Keyfimize göre oynatırız. Alttan pırıldığı çakıyor şu ya. Birkaç tane daha kalkıyor yemiyor. Geliyor. Bizim kuş geliyor abi, boş verin. Güzel de daldı, hadi bakalım. Tabanı da koy lan. Bir. İki. Üç. Bu kez ne aldı abi? 7 mi aldı? Takla sayımız azdı. Tabanımız yoktu. Metre kısaydı diğerlerine göre. Boşa patlayınca daha uzun gidiyor. Evet. Anlıyor mu acaba? Şuradaki şey çok iyi. Bence bu Oğuzhan'a küsmüş. Yemi mi az verdi, kenevir mi az verdi? Bir şeyler eksik etmiş. Geldi, hadi bakalım. Oo, güzel daldı. Güzel geldi. Lan. Ah be. O atımı güzel bir yapıştırsaydı var ya. Hiçbir şey demeyeceğim. Akşam ne yapacağım? 10 tane böyle sarıp 10 tane saracağım böyle. Yak diyeceğim Yasin abi, hepimizin yanında. Ya sen de gizli bel fıtığı olmasa abi olacak da. Hep o gizli bel fıtığı yüzünden abi. Kuş gene kayıplarda. Şu an
değil değil mi? Bu. Adamın kuşunun rengi de aynı abi. Ben çoğu zaman karıştırıyorum. Oradan izliyor ya. Yani. Onu en güzel açıyordu herhalde. Yani. Kaçırmaz herhalde bu kadar alçağa gelip de. Kaçırmaz. Ulan bir metreye geldim ben. Yapıştır işte. Efendim abi. Abi iki saat boyunca kaçırdı. Ulan ne yaptı bizim abi? Ben şu an aklıma çevirecek bilgilerimizde tercüman oluyordu ama. Evet, yaklaştı gene. Sağa dönerse olacak. Tellerin arasından geçiyor arkadaşlar, o yüzden. Aha geliyor. Şu oradan geliyor kankim. Gel kanki. Baba. Sağından geliyor. Gelecek. Hadi oğlum. Gel oğlum. Sola girersen olacak. Uf, ağaçların arasına girdi. Lan nasıl kestiriyor ağacı? Abi, ben dedim çarpacak. He, biri daha kuş uçurdu. Hayırlı işler Hacı abi. Vallahi hayırlı işler Hacı abi. Oğuzhan çıldırdı. Ama haklı. Ne yapsın? Var ya sana bir şey mi? Bizim Bursa'da olsak... Çocuk gücünden fırsat bulamıyor çok fazla. Abi. Vallahi. Bizim Bursa'da olsak kesin katil olurdu. Abi burada çok zor. Her yerde kuş var. Eyvah, kuşun da hareketini giderini çevirdiler. Nasıl kapalı oğlum? Terasa bile hafif falan. Valla bir de kırbaçlıyorlar valla. Onlar mı kapalı? Gel, gel güzel. Buraya geldiler vallahi. Atla lan. Gel güzelim hadi. Sen boş ver kuşları. Geldi. Bu kez ne yazdırdı? Merak eden arkadaşlar vardır. Şöyle gösterelim. 20 metre bir fişek yazdırdı. Fişeği biraz kısaktı. Toplam puanı 6. Son fişeğinde. Maşallah. Herkes kuş uçurdu. Şimdi başına gelmeyen kalmadı. Bakın daha ne olacak. Hedefe geliyor. Çevir lan şimdi. Çevir lan şimdi. At bir tane daha. Duydu beni. Bu kez aldığı puan biraz daha yüksek. 11. 11 puanı var. Şöyle gösterelim arkadaşlara. Maşallah. Kuşun gidiş hattı 2 saati dolduracağı benziyor. Size bolca sigara çektirecek gibi geliyor. Kuşun açarsa 5 saat geçer. Bu kadar kuş kalkar canına. Hayvan ne yapsın? Ulan dedim o mu geliyor? Kargaymış.
Su. Altta uçuyor. Karşıdaki indi galiba ya. Allah'tan kayboldu. Oradan iniyor mu? Mektep uçacak gibi değil ya. Bunlar bulmak gibi. Hayır ya. Ya bunlar her hafta yetişen içeri gitti zaten. Oğuzhan! Kuşlar hedeften çıktı. Kuşları hedefe alsın, en azından kuş oynasın abi. Söyleyelim. Kuş uzaktayken. Bekle abi, geliyor, bekle. Bekle. Abi uyardığınız için teşekkür ederim. Ben sizden uzağım çünkü. Hedefte durmuyorlar. Şey at, ne diyeyim ona? Mineral at. Kuş. Geliyor Oğuzhan. Çök Oğuzhan. Diyor ya, sahibini oynasın. Hadi bakalım. Geldi. Yap bakalım be. Yap bana. Oğuzhan siper aldı. Nasıl dönek uçuruyorlarsa yerde geziyor dönekler. Herkes metre abi değil. 100 tane 150 tane atsın ama ya. Oğuzhan sen yanlış yapmışsın. Mahalledeki kuşları tek tek arayacaktın. Bugün kuş uçurun arkadaşlar diyecektin. Tamam. O zaman uçurmazlar. Bak öbür arkadaşı aradım diyor, ben işteyim diyor. Kümesin bir yerinden çıkmışlardı. Kardeşi varsa? Ha? Çıkıyor öyle. Ne bileyim abi, çıkıyor işte. Bizim şansımıza çıkar bu abi. Ben inanırım yani. Bu arada çektiğim en uzun videolardan biri olacak herhalde. Bu düşündüğümüzü yaparsa inşallah. Var ya, çocuk işleyim diyor. Bu kuşlar uçursa bu kadar uçmuyorlar ha. Bak yemin ediyorum sana. Poşet sallıyor normalde uçsunlar diye. Aferin güzelim, hadi dön. Dön hadi. Dön lan, imkanım vardı. Ağaçlar da kuş için acayip tehlike. Direkt bugün oraya dalıyor. Ağaçları çok seviyor biliyor musun abi? Onların arasından geliyor normalde ama. Bugün hiç gelmedi öyle. Bugün nasıl gelsin? Baksana her yerden bir çıkıyor kalbine. Evet. Maalesef hayvanın şansına bak. Tam gelişe dönüyor. Kuş giriyor altına. İşte bizim yunus olacak diye bütün ağaçları seçmişti. Hadi gel. Aklını karıştırdılar ama. Hadi şimdi bir dönersen olacak. Evet. Evet, bu kez olacak. Oğuzhan gittiyse yapacak. O buradayken oynamıyor. O değil, kelebek de hızlı uçuyor ya. Bak, kuşu ürkütüyor. La yürü git. O nasıl bir kahkahaydı ya. Hadi. Bence bu kez geliyor, hem de sağlam geliyor. İzleyin. Tabanı var, yazın. Ben biliyorum. Vay, üçkağıtçı girmedi be. Oo, sen nasıl var ya? Hayır. Oo, ah, karşıda bir filo kalktı. Oho. Bir bunlar eksikti. Yer gök kuş. Yerde uçuyor valla. Geliyor.
Bu kez girmeli. Ula tele çarpıyordu yemin ederim. Geliyor. Ben söyleyeyim. Tersten geliyor ama bu kez istediği yerden geliyor. Evet, bir geçerli seferi daha var. Oğuzhan, hepsi hedeften çıktı. Ben söyleyeyim sonra. İşte sen avlama onu. Yok yok, sizlik bir şey yok. Biz siz eksiktiniz. Yok yok baba, size demediler. Ya adamlara ekmek vermezsen böyle avlarlar. Onlar bile gıcık oluyor, görmüyor musun? Geliyor geliyor, dur. Ya da koş. Sakin gençler, sakin. Arkadaşlar kuşlar hedefte olursa hayvan daha çok oraya yöneliyor. O yüzden kuşları bir daha oraya aldı. Aslında oraya bir kil atsa oradan kafayı kaldırmazlar. Kuş diyor gelecekse gelsin. Bizi elek etti. Bu arada kuş da ta geliyor geliyor. Sağlam atımla geliyor bak. Binanın yanından sağlam geliyor. Hadi bakalım. Ama olsam burada ya. Oynamaz o şimdi. Kuş yine iniş gösterdiği için seferi geçerli sayılmadı arkadaşlar. Kuş da yoruldu. Hemen hemen 1,5 saat oldu. Bir buçuk saat oldu. Kaç yazdırdı abi? 10 yazdırmış. Ben 15 yazdıracak demiştim. 5'i daha var. Hemen inmez. Ben söylüyorum. Gönlüm ondan yana yani. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Ben hepinizi tutuyorum. Ama bugün Oğuzhan'ı tutuyorum. Şimdi izleyen arkadaşlar diyordur yani. Biz kimseye tutmuyoruz. Oynayan kuş. Yeter ki oynasın. Önemli olan oynaması kuşumuz için. Yeter ki oynasın. Elimiz çalışsın diyor. Biz bakarız keyifle. Albayımız bile geldi. Kuşu onayladı. Kuşçuları onayladı. Her şey şeffaf abiler. Bir tek kalan kuşun gerekeni yapması. Geliyor. İki gözümün çiçeği. Ağaçların arasından geliyor bak. Gel. Deli gidiyor yemin ederim. Göremedim ne taraftan geldi. Hadi güzelim, hadi güzelim. Tam senin istediğin yer. Yapma güzelim be. Ya inmez. İnmez, inmez. Normalde bu taraftan girmiyor değil mi? Niye geldim, oradan geliyor abi. Hop. Ah
Ben de onu diyorum, yükçün başına gelmedim. O da vursaydı tam olsun. Gel hadi gel güzelim. Sen bizi utandır be. Abi kargalar hesaplıyor gibi. Havada yok ya. Harbiden he. Koşu yaklaştım onlar da. Doğru diyorum valla baksana. Bir de ağzı denk ver kalmış. Nevaleyi kapmış abi. Neler olacak burada? Geliyor kuş. Hadi inşallah. Güzel dozu ya. Lan vur lan. Vuramadı. Vuracak. Vurdu. Vuramadı. Vuramadı. Vuramadı mı onu? Ben vurdu gördüm ama. Vuramadı. Vurdu da sonunu böyle bir sendeledi. Bilmiyorum izleyenler ne gördü. Ben vurdu gördüm. Sinüsüz kuşusuna göre de takla nasıl oluyor bilmiyorum. Tabii ben bunu söylerken arkadaşlar yanlış anlamayın. 10 yaşında ben bu oyun kuşunu uçuruyordum. Biz de eski kırıklardanız. Oyun kuşu kırığı. Az sinüzü yani soğukla boğuşmadık. İnecekler diye çatıda titriye titriye beklemedik biz de. Yapmışsın gene bir kumaş. Biz de eskiden geçtik. Yapmışım. Oyun kuşu mu? Aa, bizim işimiz abi. Ben getiriyorum 120 taneyi aynı gün salıyorum. Şuraya yok. Onlar hep iniyor aşağıya. Ya kil yok muydu ya? Atsaydın kırmızı kilden oraya. Gene inmişler. Bugün her şey Oğuzhan'ın istemediği gibiydi. Oğuzhan kırmızı uçağın da var bak. Heh. Kırmızı uçak da gidiyor. Bir kırmızı uçağımız vardı. Geldi. Oğuzhan kuş geldi koş. Kendine yere atacak tarlaya. Allah'ına kurban. Hadi bebeğim. Yaklaş yaklaş. Ne, tam siper atacak kendini yere mi dedim sana? Oha. O muydu be? Yemin ediyorum ağacın oradan bir metreden çıktı. Baksana her şahane kargalar, saksan, maksan. Vallahi Yunus olsaydı hepsini kesmişti bunlar. Yapma, yapma, yapma. Sonunu taklayı bağladı bak. Net yani. Diğerini az önce atamadı abi. Heh, karga nevaleyi almış bak. Heh, koca ekmeği kapmış gidiyor valla. Herkes ekmeğinde. Yalnız burası ekmek için de iyi bir yer galiba. Şahin de boş geçmemişti. Of. Kez yazdırdı. Yine geliyor. Bir takla. Çok yükseldi değil mi? Olsun ben ona 10 tane şans vermiştim. Birini yazdırdı. Kaldı 9. Kim 1 saat 40 dakikadır uçuyor. Kaç yazdırdı? 11 yazdırdı. Bağlama ve taban taklasını alabilmesi için en aşağı 3 takla vurması gerekiyor. Hani aşağıda tabanı vurdu. 3 tane çıkacak. Yukarıda bir tane vurdu o taban sayılmıyor. Veya 2 tane vurdu en sonda. Sonda ikinciyi vurdu o bağlama da sayılmıyor. 3 tane vurması gerekiyor.
Başlarda bunları dolu dolu yapıyordu ama şimdi biraz seyreltti taklayı. Benim gördüğüm kadarı. Ama hala kuş şey değil. Hani bir iki iniş gösterdi ama şu an evet. Güzel. Kaldı 8 benim tahminime göre. Ama sık gelmeye başladı. Yine geliyor. Geldi. Kuşa da izleyin. Ulan ne güzel geldiydim be. Silme gidiyor ağaçları vallahi. Kökünden. Oo nereden geliyor ya? Kuşa bak. Ağacın ta kökünün dibinden geçti. Kümese bu kadar yakın girmiyor vallahi. Ağaç kavuğundan çıktı diyorlar. Ama istediği taraflardan geliyor. Bak şimdi gene oradan gelirse Oğuzhan orayı sevdiğini söylemişti. Evet şu an... Evet karga alanından çıktı. İki karga daha var. Geliyor. Geliyor iki gözümün çiçeği. Gel bakayım. Koy tabanı. Aferin. Git lan. İnişe girdi. İnişe girdi arkadaşlar. İki. İki. Olsun. Hayırlısı olsun. İniş iki taklalı. Burada puan nasıl yazılıyor abi? Onu da soralım şeffaf. Selamünaleyküm. Oğuzhan geçmiş olsun. Hayırlısı olsun. Eyvallah abi. Nasıl bu kadar? Bu inişe puan yazılıyor mu abi? Yazılıyor. Yazılıyor. Bunu da merak ettiğimiz için he. Sonra yazıyor. İki takla ile. Konmadan iki takla alıyor. Şey, iki puan alıyor. Uçuş müddeti 1 saat 36 dakika. 36 dakika. Uçuş mu? 1 saat 36 dakika. Daha fazla değil mi abi? Bir dikkat bir daha. Yok 1 saat 36 dakika. Doğru mu? Evet. Ben çünkü bir koptum bir daha bağlandım. Arama yaptılar. 10 daha. Heyecanla bakıyoruz. Kaç puan topladık? Hakkında hayırlısı inşallah. Tamam. Oğuzhan ne diyorsun? Yorumun ne? Beklediğini yani, vermedi senin. Yapmadı ya. Oğuzhan 58. dakikayı da buradan izleyin kardeşim. Aklında bir şey kalmaz. İleride geride hesabı yaptın ya. Aynen. Çok abiler elinize sağlık. Buradan arkadaşlara söylemek istediğiniz varsa da iletebilirsiniz ağalar. Son kapanış bu. Yarışmacı arkadaşların hepsine başarılar dileriz. Oğuzhan'ın buraya geldiğimizde iyi kuş izleyeceğimizi bilerek geliyoruz zaten. Bu iki oldu. Anasını da puanlamıştık. Anası da güzeldi ama bence bu anasından daha güzel olacak. Sanki İnşallah. Biraz bir yanık hakkı var gibi. Sanki. Biraz acele gibi. Bir yanık hakkı var gibi. Yarın bir Bursa'ya uçsun bakalım. Puanı sildireceğiz mi? Vallahi yani ne diyorsun Fehmi abi? Sildirelim mi puanını?
Yanağı bırakalım mı? Bırakalım. Duydun abi. Siliyor. Sil abi. Bu sayılmayacak mı? Yok abi, bir daha uçacağız. Bir daha uçacağız. Zaten. İstediğimizi yapmadı zaten abi. İstediğini yapmadı. Ayrım yürüdü, biraz acele olmuş. Biraz daha zaman vallahi oldu. Abi şimdi daha da iyi bu kuş sokulur ya. Ben sana şöyle söyleyeyim. 2 metreye, 1,5 2 metreye sokulan hayvan bu hayvanda. O kuş daha da iyi sokulur ben sana net söyleyeyim. Net sokuşlar yani net girişleri net yakaladığın girişleri gibi yapıştırdı yani. Şimdi bak orada 3 tane kaçırdı. Evet. Hadi havada patladığını boş ver. Onu hepsi de iyi puanlıydı yani. 5 ile gitti, 6 ile gitti. Kaçırdı. Bir tanesi temiz 45 50 metre vardı. Evet. Ya bak burada bir 50 metre yazmışız, aldığı puan 16 puan. Yaptığı yani metreden hiçbirini yapmadı fişeği, değil mi? Evet. 3 tane fişe. Normalde şöyle söyleyeyim abi, 30 metrenin altında fişeği yoktu. Yazdıklarımız da burada Oğuzhan. 30, 30, 50, 25, 30, 25, 20, 30. Sonlara doğru kısalttı iyice. 20, 20. Hayırlısı inşallah. Hayırlısı olsun. Bir daha uçuracağız bakalım.